Başlayalım. Barış şimdi bize hatırlatacak geçen hafta nerede kaldığımızı. 3.24 nolu önermede kalmıştık hocam. 3.24 nolu önermede kalmıştık. Harikasın Sayfa Barış. 33. Evet, bende de sayfa 33. Aynı baskıyı kullanıyoruz o zaman. Evet Sen hocam. benim kitabımı çalmışsın. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi şeye 3.23'e dönmek istiyorum. Önce 3.24'e gelmeden önce onu hatırlatmak istiyorum. Onu tam olarak açıklamak gerektiği kanısındayım. Bir sonraki önermemizin de daha anlaşılır olması için. Şimdi filozofumuz diyor ki 3.23'te yalın imin olanaklılığını istemek anlamın belirginliğini istemektir. Mümkün alternatif çeviri şöyle olabilir burada. Yalın imin olanaklılığını talep etmek anlamın belirliliğini istemektir. Belirginliğini değil, belirliliğini istemektir. Tabii belirli olursa aynı zamanda belirgin olur arkadaşlar. Belirginlik, belirlilik sonucunda oluşan bir şey. Yani çevirmenimiz Oruç Hoca, yalın imin olanaklılığını istemek anlamın belirginliğini istemektir diye çevirmiş bunu. Alternatif çeviri, yalın imin olanaklılığını istemek anlamın belirliliğini istemektir diye çevrilebilir. Almanca'da sizlerde var. Forderung daha çok talep demektir. İstemek demek değildir. Yani wollen fiili değil burada kullanılan fiil. Fordern fiili burada kullanılıyor. Bakın volen şöyle yazılıyor. İstemek. Buradaki fiil ise şu arkadaşlar. İki farklı fiil söz konusu burada. Pardon. Şöyle olacaktı. Fordern. Fordern. Evet. Şöyle olacaktı arkadaşlar. Bir öncekini şey yapalım. Onu evet silemiyorum orada kalıyorum. Evet, fordern talep etmek demek. Yani istemek daha çok öznel bir eylem ama talep etmek talep etme daha genelleştirilebilir. Yani genel geçerlilik talebi daha yüksek bir şeydir. O halde burada aslında yalın imin olanaklılığını yani yalın imin olanaklılığını, mümkünlüğünü talep etme anlamın belirliliğini yani çerçevesinin, kontürünün belirliliğini talep etmek demektir ki o onu ne yapar? Belirginleştirir arkadaşlar. Yani daha açık ve seçik bir şekilde görülmesini, kavranmasını sağlar. Şimdi soruyu ben önce bu 3.23 nolu önermeyi açıklamaya girişmeden önce size sormak istiyorum. Bu önermeden bir şey anlaşılıyor mu veya anlıyorsanız ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Bir anlam ifade ediyor mu bu önerme sizin için? Evet. Şimdi isterseniz arkadaşlar şimdi önce önermenin ilk kısmına bakalım. Yalın im ne demek burada? Yalın imle kastedilen şey neydi? 3.22'ye bakın. Hocam,
Şu olabilir mi? Tümcenin mantıksal mekanının en küçük birimi, en küçük adı. Evet, tümcenin yani mantıksal mekanda olan ki tüm tümceler oradadır. Tüm tümceler oradadır. Tümcenin en temel yapı taşı. En temel yapı taşı. Yani mantıksal mekanı teşekkül eden, vücuda getiren, meydana getiren önermelerin en temel yapı taşı. Mantıksal mekanın en temel yapı taşı da diyebiliriz buna bu bakımdan. Ney o peki? O neymiş? 2, 3.22'de ona ne ad veriyor? Veya onu ne olarak belirtiyor? Ad. Ad veya İlayda. İsimler demiştim hocam. Efendim? İsimler demiştim. Evet, isimler. İsimler veya atlar. Ve bu neye denk geliyordu? Fertrit, imzaç, dengeymiştan at tümcede nesnenin yerini tutar demiş. Nesneyi temsil ederdi hatta yani daha şey yerinde olur. Fertriten fiilini kullanıyor burada. Fertriten bu. Fertriten temsil etmek demek. Fertriten birisini temsil etmek demek. O zaman isim nesneyi temsil ediyor. Nesne neredeydi? Nerede nesne arkadaşlar? Nesne nedir? Mantıksal mekanın karşısında ne var? Mantıksal mekanın karşısında tabii ki fiziksel mekan var. Fiziksel mekan ve yani dünya var. Dünyanın en temel yapı taşı neydi arkadaşlar? Nesne. Nesneydi, evet. Yani maddi dünyada ontolojik düzlemdeki en temel yapı taşı, ontolojik düzlemdeki en temel yapı taşı nesneydi. Mantıksal mekanda, fiziksel mekanın karşısında onu temsil eden, onun bir çeşit aynası olan mantıksal mekanda ismi ne te pardon nesneyi tem ne temsil ediyor? İsim temsil ediyor. Gördüğünüz gibi ne var burada? Bir denk gelme var. Diyelim ki bu fiziksel mekan olsun. Bu da mantıksal mekan birbirine denk geliyor. Dolayısıyla birinin yapı taşı diğerinde bir başka şey tarafından ne yapılıyor? Temsil ediliyor arkadaşlar. Temsil ediliyor. O halde şimdi tekrar 3.23'e dönelim. Peki yalın imin olanaklılığını talep etmek anlamın belirginliğini veya belirliliğini talep etmek anlamına gelir diyor. Neden arkadaşlar? Ne dersiniz neden? Yalın im olanaksız desek, yalın imi yani yalın imin olanaklılığını talep etmek demek, onun varlığını tespit etmek, onun varlığını teyit etmek ve onun ne olduğunu açıklamak anlamına gelir arkadaşlar. Onun ne olduğunu açıklamak anlamına gelir. Yalın imin olanaklılığını talep etmek bundan dolayı neden anlamın belirliliğini, dolayısıyla belirginliğini talep etmek anlamına gelsin. Çünkü şeyden olabilir, anlam fiziksel mekanını ne kadar yansıttığı ile ilişkili. Ne kadar iyi ve açık ve seçik bir şekilde yansıttığı ile ilgili. Evet. Bu yüzden de şey ki anlam orada yattığı için oradan kurdum ama şu an çok Orayı mesela açık nedir?
Belirsiz bıraksak ne olur? Orayı belirsiz bırakamayız çünkü bu fizikselin de belirsiz olması anlamına gelir. O Ama öyle zaman bir şey mümkün değil. belirsiz bırakırsak ne olur? Maddi dünyanın temel yapı taşını belirsiz bırakırsak ne olur? Mesela dünyanın temel yapı taşını bilmiyoruz dersek, bilemeyiz dersek ne olur? Sisli kalır tabii ki arkadaşlar, gizemli kalır. Açıklanmadığı için örtük kalır. O örtük olursa, şimdi örtük olana ilişkin cümlemiz nasıl olur o zaman? Veya tümcemiz nasıl olur? O da örtük olur, o da gizemli olur. Yani anlam ne olmaz orada? Belirli olmaz, daha çok sisli olur. Karanlık olur yani. Gördüğünüz gibi o zaman dünyanın dünyayı açıklama çabamızda ne yatıyor arkadaşlar? Bilincimizin, dünyaya ilişkin bilincimizin, bilgimizin apaçık olması ile ilgili. Apaçık olması ile ilgili arkadaşlar. Bu şey gördüğünüz gibi bir tümce, bir önerme ama ne kadar anlam yüklü gördüğünüz gibi. Anlamı, dünyaya anlamı veren biziz. Fakat dünyaya anlamı, diyor Wittgenstein, basit bir şekilde dışarıdan dünyaya empoze ederekten yapamıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Dünyayı edinerekten yapıyoruz. Yani dünyayı bilerekten yapıyoruz. Dünyanın bilgisine ulaştığımız zaman, yani mesela en temel yapı taşı olan diyelim nesneyi bildiğimiz zaman ne sorabiliriz biz? Bu nesne bizim için, bakın çünkü şeye, seçtiğim sözcüklere bakın. Bu nesne veya bu temel yapı taşı, bu dünyanın temel unsurunun bilgisi benim için, bizim için ne anlama geliyor. Anlamayı büyük yazdım, altını çizdim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam da ondan sonra bakın, bilgisini edindikten sonra biz bunun ne anlama geldiğini bizim için sorgulayabiliyoruz. Daha öncesinde yapamıyoruz. O zaman bilgisini edinmeden ona bir anlam vermek mümkün değil. Bilgisini edinmeden ona anlam veremeyeceğimiz için ona ilişkin tümcelerimizin hepsi ne olur? Karanlık olur, sisli olur vesaire vesaire, örtük olur, gizem dolu olur. Yani açıklanmamış olur. Evet arkadaşlar, şimdi o zaman bir sonraki şeye, tümceye ne yapabiliriz? Geçebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her bir önerme gerçekten çok anlam yüklü. Bu kadarla yetiniyorum. Üzerine daha fazla gidebiliriz biliyorsunuz. O bir cümleden daha fazla şeyler, felsefe çıkarabiliriz. Var çünkü orada. Şimdi bir sonraki önerme 3.24'teyim. Karmaşığı söz konusu eden tümce onun oluşturucu öğesini söz konusu eden tümce ile içsel ilişki içindedir. Karmaşığı söz konusu eden tümce onun oluşturucu öğesini söz konusu eden tümce ile içsel ilişki içindedir. Bu önerme uzun. Teker teker gidelim. Önce ilk okuduğumuz kısmını alalım. Alternatif bir çevirme öneriyorum şimdi. Onu da söylüyorum size. Karmaşığı konu edinen, tümce, söz konusu eden değil, konu edinen tümce, yani çünkü burada ne diyor? Handelt, von complex handelt diyor. Konu edinen tümce, onun oluşturucu öğesini, onun oluşturucu öğesini
konu edinen tümce ile içsel ilişki içindedir. İçsel ilişki içindedir diyor. Evet, içsel ilişki içindedir. Şimdi o zaman buradan çıkarılacak anlam nedir? Demek ki aslında dünyada hiçbir şey kendisini bize yalın halde göstermiyor. Gördüğümüz her şey aslında karmaşık. Her şey karmaşıklardan veya bileşiklerden oluşuyor. Her şey bileşiklerden oluşuyor ve dolayısıyla biz aslında doğrudan bileşiklerle karşı karşıyayız. Mesela bir toplum gibi diyelim, bileşiklerle karşı karşıyayız ve bizim önermelerimiz, mesela diyelim ki ne, toplum şudur veya toplum budur diye bir önermede bulunduğum zaman, bu önerme toplum karmaşık bir yapıya sahip olduğu için bu önerme o zaman neyi konu ediniyor? Toplumu, yani bir karmaşığı konu ediniyor. Peki toplumun temel yapı taşı nedir arkadaşlar? Bakalım sosyolojik bilginiz nasıl? Birey olabilir mi hocam? Olabilir. Başka arkadaşlarımız ne diyor? Toplumun temel yapı taşı. İrem, mesela bir fikrin var mı? Hocam benim aklıma birey, insan geldi. Birey, insan geldi. Şey de derler ya, aile yapı taşıdır derler. Evet, aile toplumun en temel yapı taşıdır denir. Veya aile toplumun temelidir denir, değil mi daha çok? Evet, o şey toplumda yaygın olan bir düşünce, tam da onu aslında ortaya çıkarmak istiyordum. O ama yanlış, Barış'ın ve İrem'in söylediği doğru. Çünkü aileyi de biz ne yapabiliyoruz? Analiz edebiliyoruz. Yani temel yapı taşına ayırabiliyoruz. Ailede analiz bitmiyor. Aileden sonra da analizi devam ettirebiliyoruz. Bireyde, ama birey toplum bakımından bireyden öteye ne yapamıyoruz? Sosyolojik ilişkiler bakımından bireyden öteye gidemiyoruz. Ondan sonrası bireye ilişkin yapılacak analizler daha çok nedir? Biyolojiktir, psikolojiktir, kimyasal olabilir, doğal olabilir vesaire, ama sosyolojik olamaz ondan sonra. Çünkü en temel yapı taşı o. O zaman burada demek istediği şu, Wittgenstein'ın topluma ilişkin önerme, bireye ilişkin önerme ile içsel bir ilişki içerisindedir. Yani onlar arasında mantıksal olarak içsel bir ilişki vardır. O iki tümce birbiriyle iç içe geçmiştir. Birbirinden ayrılamaz demek istiyor. Yani bireye ilişkin yapılan bir önerme aslında kendisinde o zaman neyi barındırıyor arkadaşlar? Topluma ilişkin bir önermeyi barındırıyor ve topluma ilişkin bir önerme de kendisinde bireye ilişkin bir önermeyi ne yapıyor? Barındırıyor. Bunu söylemek istiyor. Bakın, tikele ilişkin, şimdi daha felsefi düzeye çıkaralım bunu. Tikele ilişkin önerme kendisinde tümeli barındırır diyor. Ve tümeli ilişkin önerme de kendisinde tikeli barındırır diyor arkadaşlar. Onu söylüyor. O halde bu iki önerme arasında birisi tikeli ilişkin, diğer tümeli ilişkin önerme. Bu iki önerme arasında içsel bir ilişki var. Basit bir şekilde bunlar birbirlerinden koparlamaz. Evet, karmaşık ancak karmaşık ancak betimlenmesi yoluyla verilebilir. Karmaşık ancak betimlenmesi yoluyla verilebilir. Bu da uygun olacak ya da uygun olmayacaktır. İçinde karmaşıktan söz edilen tümce, o var değilse anlamsız değil, salt yanlış olacaktır. İçinde karmaşıktan söz edilen tümce,
burada içinde karmaşıktan söz eden tümce o var değilse anlamsız değil yanlış olacaktır diyor. Der Satz in welchem von einem Komplex redet wird, wenn diese nicht existiert, nicht unsinnig, sondern einfach falsch sein. Buradaki şey arkadaşlar o var değilse yani eğer kompleksin kendisi yok ise, kompleksin kendisinin, karmaşığın kendisinin varlığından bahsedilemediyse ama ona ilişkin bir tümce kurulmuşsa o tümce ne diyor? Anlamsız değil. Ne olacakmış? Yanlış olacaktır diyor. O tümce yanlış olacaktır diyor. Yani bununla o zaman bakın burada iki kavram var arkadaşlar. Üzerinde düşünmemiz gereken anlam, anlamsız. Anlamsız ne demek? Anlamsız saçma demek. Anlam var ve yanlışlık kavramı var. Bu iki kavramın burada birbiriyle bu önermenin bu kısmını da bu iki kavramı birbiriyle ilişkilendirdiğimizde onları anlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Kendi sözlerimle tekrar ediyorum. Eğer bir karmaşığa ilişkin bir tümce var ise fakat bu karmaşanın kendisi yok ise bu tümce anlamsız değil, yanlış olacaktır diyor. Bunu açıklamak isteyen arkadaşımız var mı? Ne demek istiyor burada? Yanlış nedir? Anlamsız nedir? Saçma nedir? Gerçek nedir o zaman? Mesela hocam ben denemeye çalışayım. Ya Lütfen. yani içinde karmaşıktan söz edilen tümce anlamsız değil, yanlış olacaktır demişti. O karmaşığın kendisi yok ise eğer, yani ben bunu bir örnek vermeye çalışacaktım ama aklımda bir türlü toparlayamadım. Nasıl bir örnek verebilirim diye. Yani tümce anlamsız olmaz. Az da olsa anlamlı olur. Ama aynı zamanda doğru olmaz, yanlış olacak. Ben komple mi karıştırdım acaba? Yok, komple karıştırmadım. Bir tümce vardı, okumuştuk beraber. Önlerde bir yerdeydi. Şimdi aklıma hemen sen konuşurken geldi. Diyordu ki her yanlışın içerisinde muhakkak gerçek payı vardır diyordu. Her yanlışın içinde gerçek payı var diyoruz. Başka Yanlış benim İlayda. olmayan, pardon, şey diyecektim. Yanlış veya doğruluğu belirleyen şey dünyaya uygunluğu diye düşündüm ben. Ama anlamsız için toparlayamadım ben de. Diyelim ki ne kim diyelim Barış'ı kurban edelim. Barış diyelim ki ne Doğan göçmene ilişkin bir önermede bulundu. Ve dedi ki Doğan göçmen saçları apak olmuş, beli bükülmüş bir felsefe hocasıdır dedi. Mesela Wittgenstein olsaydı bu önermeye yanlış değil, anlamsız derdi. Neden? Ne dersin Barış? Çünkü bir karmaşıklık söz konusu. Ondan dolayı olabilir mi? Nasıl? Burada ne diyor? Bakın bir tümce kuruldu. Karmaşa ilişkin bir tümce kuruldu. Karmaşığın kendisi yoksa. Doğan göçmen ilişkin bir tümce kuruldu. Doğan göçmenin kendisi yoksa o zaman o tümce ne oluyormuş?
yanlış oluyormuş. Ama doğan göçmene ilişkin bir tümce kurulduysa, fakat tümce doğan göçmene denk gelmiyorsa, tümce o zaman anlamsız olur diyor. Ne demek istiyor burada? Hocam, mantıksal önermenin fiziki dünyaya denk gelmemesi diyebilir miyiz? Hangisi için? Sizin örneğinizdeki gibi. Yanlış için mi, anlamsız için mi? Anlamsız için. Denk gelmemesi anlamsız olur, evet. Fiziksel dünyada karşılığı yoksa ne oluyor? Karşılığı yoksa yanlış oluyor. Yanlış oluyor, evet. Bakın, o zaman saçma nedir? Karşılığı olmayan, yani anlamsız olan anlamında, karşılığı olan ama karşılığı olan ama ne diyelim, karşılığını çarpık bir şekilde yansıtan karmaşa ilişkin önermenin dünyada karşılığı var ama önerme karşılığını nasıl yansıtıyor? Çarpık yansıtıyor. O zaman işte ona saçma diyoruz biz arkadaşlar. Yanlışın karşıtı ne? Diyelim ki ne? Karmaşa ilişkin bir önermede bulunduk ve önerme karmaşa denk geliyor. Önermenin kendisine konu edilmiş olduğu karmaşık var ve önerme karmaşaya denk geliyor. Bu durumda önermemiz nedir? İlayda? Duyamadım. Yine mi gelmedi sesim? Şu an iyi mi hocam? Şu an iyi, evet. Doğru demiştim. Doğru, evet. Doğru yerine ben bu durumda gerçek kavramını tercih ediyorum. Epistemolojik bir kavram olduğu için. Evet, o zaman gerçek oluyor. Ama şey ise, eğer bir karşılığı yoksa, tümcenin bir karşılığı yoksa, tümce o zaman yanlış oluyor. Gerçek olmuyor, evet. Gerçek değil diyoruz ona o zaman biz. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu çok önemli. Çok önemli bir şey bu. Hem ontolojik düzleme hem epistemolojik düzleme. Aynı zamanda ne diyelim, ontolojik düzlemin epistemolojik düzlem bakımından mantıksal kurgulanmasını ilgilendiren bir önerme bu. Ve müthiş bir önerme. Buradan hareketle mesela yanlış nedir, anlamsız nedir, anlamlı nedir, gerçek nedir şeylerine, kavramlarına ilişkin bir tasavvur geliştirebilirsiniz. Bu arada Dilara neden mikrofonsuz kulaklıkla katılmış? Dilara'nın da biz ara sıra düşüncelerini dinlemek isteriz. Eğer mikrofonuyla katılırsa çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar, şimdi o zaman önermemizin daha sonraki kısmına geçebilir miyim? Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu oldukça zor bir şey, bir önerme, ama bir defa anladınız mı? Felsefenin en önemli sorunlarından bir tanesini çözmüş olacaksınız. Gerçek nedir? Yanlış nedir? Anlamlı olan nedir? Anlamsız olan nedir? Bu geçiyorum o halde. Önermenin bir sonraki kısmına geçiyorum. Furkan, senin için de anlaşılır mı bu? Hocam, benim bağlantım koptu. Az önce tekrar girebildim. O yüzden kaçırdım o kısmı. Ders tekrarını yapacağım tekrar. Tamam. O zaman neden imdat demiyorsun? Tekrar talep et o zaman. Tekrarlayalım.
Yani zamanınızı almak istemem şimdi ama Desteği zamanı almak istememezlik olur mu? Bence bu önerme çok önemli burada. Hem tikel tümel ilişkisini ilgilendiriyor, hem ontoloji epistemoloji ilişkisini ilgilendiriyor. Aynı zamanda bize felsefenin bazı temel kavramlarına ilişkin ne veriyor? İçerik tanımlaması veriyor. Yani yanlış nedir, anlamsız nedir, anlamlı nedir, gerçek nedir gibi. Furkan'a o zaman bu konuda yardımcı olacak kimse var mı? Bence Sanem deneyebilir, bunu biliyorum. hocam deneyeyim ama daha fazla umarım kafasını karıştırma. Dene. Tümcenin fiziksel karşılığının dünyada fiziksel karşılığını olmamasını yani karmaşık önermenin olmamasını yanlış olduğunu söyledik. Ama dünyada yanlış bir şekilde yansıtıyorsa yani çarpıtıyorsa onu da anlamsız olarak söyledik. Evet. Tümcemizin dünyada karşılığı varsa ve o karşılık tümcemiz tarafından çarpık bir şekilde yansıtılmış ise ona anlamsız dedik. O zaman bu bağlamda anlamlı olan nedir? Anlamlı olan tümcemizin fiziksel dünyada veya genel olarak dünyada diyelim, toplumu da içine katalım. Dünyada karşılığı varsa ve önermemiz dünyadaki karşılığını doğru bir şekilde yansıtmış ise o zaman ona biz aynı zamanda ne diyoruz? Anlamlı diyoruz. Ona biz anlamlı diyoruz. Ve anlamlı olan aynı zamanda nedir? Anlamlı olan tümcenin dünyada karşılığı var ve ona denk geliyor. Yani onu çarpıtmadan yansıtıyor. O halde önermemiz bu durumda nedir? İlayda ne demişti? Gerçektir. Gerçektir. Yani yanlış değildir demiştik. O zaman anlamlı tümcenin veya tümcenin anlamlı olmasının ön koşulu ne o zaman? Gerçek olması. Evet, gerçek olması, gerçek olması, yanlış olmaması. Evet. Teşekkür ederim. Tekrar üstünden geçtiğiniz için hocam. Seve seve Furkan, yeter ki sesini çıkart sen. Hiç kimseyi dışarıda bırakmak istemiyoruz ve hiçbir şeyi de açıklamadan ilerlemek istemiyoruz. Gerekirse bir önerme üzerine bir dönem boyunca konuşalım. Sonunda bir şey anlayalım. Her şeyi yapıp bir şey anlamadığımız zaman boşu boşuna uğraşmış oluruz. Onun için bu önermelerin bir tanesini iyi çözümlersek aslında diğerlerini çözümlemek daha kolay olur arkadaşlar. Evet. O halde tümcemizin burada üçüncü kısmına geçiyorum ben. Üçüncü kısmına geçiyorum. Bir tümce öğesinin, bir tümce öğesinin bir karmaşığı imlediği, içinde geçtiği tümcelerdeki belirsizlikten görülebilir. Das ein Satz element, einen Komplex bezeichnet, kann man aus einer Unbestimmtheit in den Sätzen sehen, worin es vorkommt, diyor. Bir tümce öğesinin karmaşığı imlediği, içinde geçtiği tümcelerdeki belirsizlikten görülebilir. Belirsiz ki bu tümceyle henüz her şey bilinmemiştir. Genellik simgelemi de bir temel tasarım içerir diyor. Şimdi Almancasından bakaraktan bunu daha anlaşılır kılmaya çalışalım. Bir tümcü öğesi var. Yani tümcenin temel yapı taşı element demiş burada. Zat element arkadaşlar. Zat element temel unsur demek. Diğer adı temel yapı taşı demek.
Bir tümcü öğesinin, yani bir ismin, bir adın, bir karmaşayı imlediği, içinde geçtiği tümcelerdeki belirsizlikten görülebilir. Eğer bir at temel yapı taşını değil de karmaşığı imlerse, yani at burada tikeli imleyen bir şey, karmaşığı yani tümeli imlerse, o zaman o tümce ne olur demek istiyor? Belirsizliklerle dolar demek istiyor. Çünkü tikeli imleyen öğe karmaşığı imleyen olarak kullanılmıştır. Bu da onun yanlış kullanımıdır. Bundan dolayı tümcede bir belirsizlik oluşmuştur. Karmaşığı imleyen tümce karmaşığı imleyen şey ne diyelim? O zaman tümeli imleyen ne olması gerekiyor burada? Tümeli ne imliyor? Tümeli imleyen ne arkadaşlar? Bakın 3.22'ye tekrar dönün. At tümcenin içinde nesnenin yerini tutar. Nesne dedik dünyada olan dünyanın temel yapı taşını ne diyelim? Temel yapı taşı idi. Nesne dünyanın temel yapı taşıydı. At tümcede nesneye denk geliyordu. O zaman tümce nedir? Kavram, sözcük. Ona mı imleniyor? Tümce neyi temsil ediyor? At nesneyi temsil ediyorsa tümce neyi temsil ediyor? Tümeli temsil edebilir. Tümeli temsil ediyor. Evet, karmaşığı temsil ediyor. Karmaşığı temsil ediyor. O halde buraya tekrar dönelim. Biraz önce okuduğumuz yere. Tümcü öğesinin karmaşığı imlediği, içinde geçtiği tümcelerdeki belirsizlikten görülür diyor. O zaman tümcenin öğesi burada nasıl kullanılmış? Karmaşığı imlemek için kullanıldıysa. Mesela ben birey kavramını toplumu imlemek için kullanırsam, birey kavramını toplumu imlemek için kullanırsam, Birey hı? Efendim? kavramıyla öyle kullanırsak hocam birey kavramıyla karmaşa işaret etmiş oluruz. Bu durumda karmaşık nasıl olur? Mesela size ben Aristoteles'in Platon'la yürüttüğü bir tartışmayı hatırlatayım. Platon aile ile devlet arasında bir analoji kuruyor ve aslında aile de devlet gibidir diyor. Aile de devlete benzer diyor. Aristoteles geliyor diyor ki aile küçük bir yapıdır. Devlet çok daha büyük ve karmaşık bir yapıdır. Bunlardan birisi diğerini indirgenemez diyor. Devleti aile olarak tanımladığımız zaman mesela bu tanımlamalar çok yapılıyor. Devlet aile gibidir. Devlet bir insanın mesela büyük ailesidir.
dediğimiz zaman mesela tam da bu tümceyi alalım. Hocam Toplum her tikeli içinde barındırıyor diyebilir miyiz? efendim. Tümel tikeli içinde barındırıyor diyebilir miyiz? Evet, tikel tümeli içinde barındırıyor diyebiliriz. Tersini de söyleyebiliriz ama birini diğerine ne yapamayız? İndirgeyemeyiz. Hatalı bir indirgeme olur. Evet, o yanlış bir betimleme olur veya anlamsız, hatta anlamsız bir betimleme olur ve belirsizlik ortaya çıkar. Biz mesela toplum insanın büyük ailesidir dediğim zaman, toplumu ben aile olarak tanımladığım zaman ya aklımıza ne gelir? Kardeşimiz gelir, annemiz gelir, babamız gelir. Daha geniş bir aile kavramıyla çalışıyorsak, hadi akrabalarımız da gelir. Ama mesela diğer insanlar düşündüğümüz zaman annemiz olmayan, yani bizimle doğrudan ne diyelim kan bağı olmayan insanlar, toplum deyince aklımıza onlar geliyor mesela. Ne yapmış oluruz biz onlara o zaman? Yani burada bir iyi niyet tanımlaması yapmış olabiliriz ama o zaman çok ilginç bir sonuç çıkar ortaya. Mesela nedir? Modern toplumda, uygar toplumlarda mesela akrabaya evlilikleri uygun görülmez değil mi mesela? Şimdi toplumu büyük ailemiz olarak tanımlarsak, sanıyorum anlaşıldı. Yani o zaman birisi diğerini indirgenemez demek istiyor burada. Eğer bir tümce öğesinin bir karmaşığı imlemesi söz konusu ise, bunun onun içinde geçmiş olduğu tümce belirsizleşir. O tümcenin belirsizliğinden biz neyi anlarız? Burada bir ne diyelim, tümcü öğesinin yanlış kullanıldığını, doğru yerde kullanılmadığını ve doğru anlamda kullanılmadığını ne yapmış oluruz? Görürüz diyor. Evet, ondan sonra ne demiş? Biliriz ki bu tümceyle henüz her şey belirlenmemiştir. Biliriz ki bu tümceyle henüz her şey belirlenmemiştir. Genellik simgelemi enthält ja ein Urbild diyor parantez içerisindeki. Yani o zaman bu belirsizliği gidermek için ne gerekecektir? Mesela diyelim ki toplum insanın geniş ailesidir dediğimiz zaman, aile orada metaforik anlamda kullanılıyor. Şimdi bunun anlaşılır olması için bu bağlamda mesela kastetmiş olduğum aile aslında birbirlerine kan bağlarıyla bağlanan insanlar değildir. Daha çok mesela ben burada insanların birbirleriyle dayanışma içerisinde olması gerektiğini vurgulamak için böyle bir önermede bulunduğum gibisinden, bakın ek cümlelerle ne yaptım ben? Orada kullanmış olduğum şeyi, aile kavramını açıklamaya çalıştım. İşte bunu diyor Wittgenstein. Eğer bir tümcüde belirsizlik varsa, o tümcüde muhakkak tümce öğesi tümeli betimlemek amacıyla kullanılmıştır ve bu kendi var o tümce kendi başına anlaşılır değildir. Anlaşılması için başka cümleler, ek cümleler nedir? Gerekmektedir diyor. Şimdi bu parantez içindekini arkadaşlar, gelelim parantez içerisindeki die Allgemeinheit Bezeichnung enthält ja ein Urbild diyor. Aslında genellik imlemesi deyin arkadaşlar. Genellik betimlemesi deyin.
genellik betimlemesinin kendisinde orijinal yani ilksel tasarımı ne yapıyor? Urbild, temel tasarım demiş. Urbild yani en temelde olanı barındırır diyor. Genel şeyi kendisinde genellik betimlemesi kendisinde en temelde olan tasarımı barındırır diyor arkadaşlar. Evet, biraz yavaş ilerliyoruz ama bu tümceler arkadaşlar, bu önermeler gerçekten oldukça zor önermeler. Bunları birazcık yavaş yapmamız gerekiyor. Daha hızlı yaparsak gerçekten anlamadan ve hiçbir şey açıklamadan geçmiş oluruz. Umarım bu anlaşılmıştır arkadaşlar. Burası anlaşılmıştır. Sonra bir karmaşığın simgeleminin bir yalın simge içinde özetlenmesi bir tanım yoluyla dile getirilebilir. Bir karmaşığın "This zusammenfassung des Symbols eines Komplexes" bir karmaşığın simgelerinin bir araya getirilmesi, bir karmaşığın simgelerinin bir araya getirilmesi neymiş arkadaşlar? In ein einfaches Symbol kann durch eine Definition ausgedrückt werden. In ein einfaches Symbol kann, evet, anlaşılıyor. İçinde bir tanım yoluyla dile getirilebilir. Evet, burada Wittgenstein arkadaşlar şunu söylemek istiyor bize. Bir karmaşığın simgesinin bir araya getirilmesi ve bir yalın simgede ifade edilmesi bir tanım dolayısıyla dile getirilebilir diyor. Bir tanım dolayısıyla dile getirilebilir diyor. Yani bunu sanıyorum geçen hafta biraz açmıştık. Mesela yalın bir simbol kullanıyorsak, mesela yapıyoruz biz. Toplumlar var mesela kendilerini bir takım ne diyelim ta şamanizm döneminden kalan bir şeyle kendilerini bir takım hayvanlarla mesela tanımlıyorlar. Onların sembolleriyle veya resimleriyle kendilerini tanımlıyorlar vesaire. Mesela bu türlü şeyler olduğu zaman bir toplumun mesela ne diyelim Almanlar kendilerini mesela neyle simgeliyorlar diyelim ki kartalla. Deutsche Adler, Alman kartalı diyorlar mesela, hatta parlamentoda onun şeyde arkada simgesi vardır duvarda asılı olan şeyde arkadaşlar. Böyle olduğu zaman o simgenin tanımı verilirse, örneğin Almanlar işte Adler'le neyi kastediyor, yani kartalla neyi kastediyor, o kartalın anlamı onlar açısından anlamı nedir, bu konuda bir tanım verildiği zaman, o zaman aslında ne yapılmış olur o bağlamda kullanılan o simgenin ne anlama geldiği tanım dolayısıyla ne yapılmış olur, ifade edilmiş olur. Yani bu pekala yapılabilir demek istiyor. Ama simge kendi kendisini, örneğin Almanların kartalı oraya kendilerinin simgesi olarak, kendilerini simgeleyen olarak oraya koyması kendi başına bir şey ifade etmez. Veya Fransızlar mesela kendilerini neyle tanımlarlar? Fransızların hangi hayvanı var?
Bilen var mı? Horoz diye biliyorum ben. Horoz, evet. Onların da horozu var. Evet. Onlar Almanlar gibi yükseklerde uçup derinlere bakıp dünyayı kuş bakışı görmüyorlar. Onlar ne yapmak istiyorlar horozla? Horozlar ne yapar insanları? Rahatsız eder. Didikler. Kovalar. Sabahleyin ne yapar bari horozlar? Uyandırırlar. Uyandırırlar, evet, onlar. Evet, hani gün ağarınca onlar ötmeye başlarlar ve aydınlığa çağrıdır yani oradaki şey. Mesela işte bu. Fransızlar horozdan ne anladıklarını tanımlamazlarsa hepimiz ona bir anlam yükleriz ama kendileri madem onu ulusun simgesi, sembolü olarak alıyorlar, o zaman ona ilişkin ne yaparlar? Bir tanım verirler ve böylelikle o simgenin ki onlar için ne anlama geldiği ne olur? Anlaşılmış olur. Bu yapılabilir diyor. Bir karmaşık için bir simge kullanılabilir. O simgenin fakat ne anlama geldiği ancak bir tanım dolayısıyla ifade edilebilir. Simge o zaman arkadaşlar kendi başına anlam veya tanım vermiyor demek istiyor. Kendi başına anlam vermiyor. O halde tümceler, yani karmaşıklar pekala simbollere indirgenebilir. Mesela mantıkta vesaire bunu kullanıyoruz. Ama o zaman ne gerekiyor? Tanım gerekiyor. Tanım olması olmaz. Hegel geldi mesela şöyle bir şey söylüyor. Madem o zaman simgeler kendi başlarına bir şey ifade etmiyorlar, onlar için kavram ve tanım gerekiyorsa o zaman simgelere gerek kalmıyor ki diyor. Tanım ve kavram ve o zaman kavram ve tanımla kavram ve tanımla o zaman veya cümleyle diyelim tümceyle o zaman pekala açıklamak zorundaysak onu ayrıca yeniden bir simgeyle ifade etmek çok fazla, en azından mantık çerçevesinde, felsefe çerçevesinde çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü zaten tanımı vermiş oluyoruz yani. Evet arkadaşlar, bir sorunuz var mı arkadaşlar? Evet, bugün biraz yavaş ilerliyoruz. İsterseniz bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar. Sonra kaldığımız yerden birkaç tümceye daha bakalım. Biraz daha ilerleyelim bugün, olmaz mı? Olur. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar tekrar. Merhaba hocam. Evet, bu 3,3.24 nolu önermemizi sanıyorum epey açıkladık. Arada yapmış olduğumuz açıklamalara ilişkin yeniden okuma yapan arkadaşlarımız var mı veya açıklamalara ilişkin zihninde soru belirmiş olan bir arkadaşımız var mı? Evet, o halde arkadaşlar 3,25'e geçiyorum şimdi. Tümcenin ancak bir ve tek bir tam çözümlemesi vardır. Bu arada şu şeyi yukarıdaki özür dilerim. 3,24'te arkadaşlar bir kavrama dikkat çekmek istiyordum. Karmaşık ancak betimlenmesi yoluyla verilebilir diyor. Karmaşık ancak betimlenmesi yoluyla verilebilir diyor.
Bu arkadaşlar ne demektir? Aslında karmaşa ilişkin betimleme yoluyla bir model oluşturma demektir. O yani karmaşık örneğin topluma ilişkin bir model oluşturursunuz. Bir sanki bir resim yapar gibi diyelim mesela. Kavramlardan, tümcelerden, kuramlardan oluşan bir resim yaparsınız. Ona model denir. Bunu demek istiyor orada. Yani karmaşığı analiz ettiğiniz zaman açıklamış oluyorsunuz. O açıklama yoluyla dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Bütünü adım adım ne diyelim ortaya koyduğunuz modelde örmeniz gerekiyor. Sonunda model bitince toplumun da aslında bir bütün olarak ne yapılmış olması gerekiyor? Tanımlanmış olması gerekiyor. Bunu kastediyor arkadaşlar. Karmaşık ancak bir model yoluyla ortaya konabilir. Bir model yoluyla ortaya konabilir. Yani tümce unsurlarından, tümcelerden, daha karmaşık tümcelerden vesaire kuramlardan oluşan geniş büyük bir model. Onu biraz önce söylemek istiyordum fakat araya çıktığımız için unuttum onu. Karmaşık o zaman modelleme yoluyla ancak diyor. Yani ortaya koyma yoluyla, bu bakımdan da tanıtlama yoluyla ne yapılabilir, verilebilir, onun ne olduğu sunulabilir yani onun bir temsili sunulabilir. Evet, o zaman şimdi 3.25'e geçelim isterseniz. Bundan sonraki tümceler biraz daha kısa tümceler. Onun için biraz daha hızlanabiliriz burada belki. Tümcenin ancak bir ve tek bir tam çözümlemesi vardır. Es gibt eine und nur eine vollständige Analyse des Satzes, Satzes diyor. Tümcenin yalnız ve yalnız tek bir tam analizi, çözümlemesi vardır diyor burada. Tek bir tümcenin tek bir tam çözümlemesi olabilir demek istiyor. Demek ki tümcenin bütün çözümlemesi ancak bir tane olabilir diyor. Tümce demek ki tam olacağı için yani hepsini kapsadığı için ikinci bir şeyi çözümlemeyi hem gerektirmez hem de ikinci bir çözümlemeye de müsaade etmez. Yani iki farklı çözümleme tabii ki önermesi olabilir. O zaman o öneriler arasında ne olur? Hangisi daha gerçeğe yakındır diye bir yarış başlar o zaman. Tümcenin ancak bir ve tek bir tam çözümlemesi vardır. Tümce dile getirdiğini, tümce dile getirdiğini, ifade ettiğini belirgin, açık olarak belirtebilecek biçimde dile getirir. Tümce eklemlidir. Tümce eklemlidir demiş. Tümce eklemlidir demiyor tabii ki şeyde Almancasında. Bakın orada Almancasında der Satz ist artikuliert diyor arkadaşlar. Der Satz ist artikuliert. Bunun üzerine daha önce de epey bir tartışmıştık biz. Burada aslında ta dilin kökenine ilişkin de bir belirleme var arkadaşlar. Mesela bizim çıkartmış olduğumuz sesler diyelim ki ne mesela doğada duyduğumuz sesleri biz tekrarladığımız zaman onu basit bir şekilde mekanik bir şekilde yeniden yaratmıyoruz. Onu ne yapıyoruz biz? Şimdi önce İngilizce kavramı söyleyeyim size. Articulate yapıyoruz. Yani articulate demek zihinde bir refleksiyon yaşanıyor. Zihinde bir refleksiyon yaşanıyor ve refleksiyon dolayısıyla yeniden yansıtılıyor.
Dolayısıyla tümce neye ilişkin arkadaşlar? Tümce dünyaya ilişkin, dünyayı açıklamayı amaçlıyor. O zaman tümcemiz tümceyi Kur'an'ın zihninde dünyadan kazanılan dünyaya ilişkin ne diyelim bir fikir oluşuyor, bir anlam oluşuyor ve onun tümceye dökülmesi söz konusu. Eklemlidir değil, tümce o zaman burada ne demek gerekiyor? Yansısal, tümce yansısal ifade ediştir demek. Yansısal ifade ediştir demek daha doğru olur. Tümce yansısal ifade ediştir. Tümce yansısal olarak ifade edilmiştir. Veya dünya tümcede yansısal olarak ifade edilmiştir. Bu şekilde formüle etmek daha doğru olur. Eklemlidir değil yani. Eklemli çünkü başka bir şey. Barış? Hocam bu cümle beni 3.141 nolu önermeye götürmüştü. Orada da şey diyordu, tümceler arasında bağlantılar, eklemler vardır diyordu. Evet, tümceler arasında. Bu önermeyle arasında bir bağlantı kurabiliriz değil mi? 3.41'e dedin sen. 3.141. 3.141 yani geri götürdü seni. Evet hocam. O zaman ben de gideyim oraya. Tümce bir sözcük karışımı değildir diyor burada. 141. Tümce bir sözcük karışımı değildir. Nasıl müzik teması bir ses karışımı değilse tümce eklemlidir diyor burada. Yani burada söylenen tümce eklemlidir de söylenen tümcenin yapı taşları vardır ve tümcenin yapı bu yapı taşlar arasında bir bağıntı vardır, ilişki vardır diyor. Bu anlamda söylüyor. Ama buradaki önermede bu şu anki okuduğumuz yerde articulate diyor. Articulate diyor. Yani bütün bir tümcenin yansısal olarak ne diyelim bir ifadesini pardon bir anlamı ifade etmesini dile getiriyor burada. Ne diyelim eğer şunu görmek istiyorsan buradaki şey articulate demesi articulate yani yansısal olarak dile getirmesi dünyayı yansal olarak dile getirmesi bir anlamı ifade etmesi bir yerde bir anlamı ifade etmesi tümcenin yapı taşlarının olduğunun reddi anlamına gelmiyor. Buradaki şey önerme onun bir yerde ne diyelim bir tek bir tam çözümlemesi olabileceğini ve bu bağlamda da ne diyelim kendi içerisinde tutarlı bir dünyaya ilişkin anlamı teşkil edeceğini söylemek istiyor. Bundan dolayı articulate diyor zat, der zat is articulate. Yani tümce aslında kendiliğinden oluşmuyor. Tümceyi Kur'an'ın zihninden ne diyelim geçip geliyor ve yeniden dünyaya yansıyor. Demek istenen bu. Yani o zaman 3.141 ile kıyasladığımızda bu şey der zat siz artikülir 341'i kapsıyor o zaman Barış. Teşekkürler. Onu kapsıyor. Ama şey yapalım şimdi burada çeviri problemini çözdükten sonra tekrar bakalım tümcenin kendisine
önermenin kendisine bir bütün olarak bakalım. Tümce dile getirdiğini belirgin, açık olarak belirtilebilecek biçimde dile getirir. Der Satz drückt auf bestimmte klar angebare Weise was er ausdrückt, tümce ifade ettiğini bestimmte belirli, açık ve ne diyelim açık ve açık angebar gösterilebilir bir şekilde yani tanıtlanabilir bir şekilde ifade eder diyor. O halde tümce eğer gerçekten anlamlı bir tümce ise ifade ettiğini belirli bir şekilde ifade eder, açık bir şekilde ifade eder ve onu aynı zamanda angebare Weise yani bir yerde aslında tanıtlamalı olarak ifade eder diyor. Yani angebare Weise derken mesela bana sorulduğu zaman ben onlara diyelim ki bu tümce neyi ifade ediyor dendiği zaman benim parmakla gösterebilmem gerekiyor. Yani bir takım şeyleri işaret ederekten bunu ifade ediyor, şunu ifade ediyor diye tanıtlayabilmem gerekiyor yani. Angebare Weise derken onu şey yapmış, burada belirgin, açık olarak belirtebilecek biçimde, açık olarak belirtebilecek bir şekilde demiş, dile getirir. Tümce artikuliert diyor. Orada ne demiş? Ama orada da artikuliert demiş. Şey Almancasına baktım şimdi Barış. 3.141'de de tümce artikuliert demiş. O zaman açıklamış mıydık biz bunu? Açıklamamıştık. Atlamışız o zaman. Bakın orada bir çeviri hatası, noksanlığı var. Eklemlidir demiyor çünkü. Burada artikuliert diyor. Hocam. Efendim. Bunun üzerine düşündüğümüzü hatırlıyorum ben. Beraber düşündük gibi geliyor bana bunun üzerine. Orada yazar galiba artikülasyonu Türkçe'ye çevirmeye çalışmış. Artikülasyonu. Orada eklemleme sesletim veya eklemleme diye çevriliyor şeyde, dil bilimde. Ha. Ondan galiba o şekilde tanımlamış. Ama tabii o şekilde ya yani, o haliyle kalınca pek açık olmuyor. Sizin açıklamanız. Eklemlidir deyince yani mesela diyelim ki makinenin eklemlerini düşünüyorum, vücudumuzdaki eklemleri düşünüyorum. Yani orada bir yansısallık ilişkisi var. Doğru, yansısallık ilişkisi var. Mesela ne diyelim, ayağımız eklem dolayısıyla yerin sertliğini vesaire ne yapıyor? Bacağımıza veriyor. Bacağımız baldırımıza veriyor. Baldırımız vücudumuza, ta belimize kadar ve bütün vücudumuza yansıyor. Burada bir yansısallık ilişkisi var. Ama ilk bakışta böyle ilk olarak ben eklemlidir diye okuduğum zaman bana çok mekanik geliyor bu tanım. Çünkü efendim. Hocam sözünüzü kestim ama ben de aklıma şu gelmişti. O 3.141'deki önermeye baktığımızda şunları demiştik hatta. Tümce eklemlidir, iç içe zincirlidir sözcükler demiştik. Öznesi belli bir yerde, nesnesi belli bir yerde, yüklemi belli bir yerde. Hatta nasıl müzik teması bir ses karışımı değilse diyor burada. Ona da notalardan örnekler vermiştik. Notalar kendi kendiliğine bir şeyde değil. Onların da belli bir düzeni vardı demiştik. Evet, belli bir düzeni, belli bir uyumluluğu var demiştik. Evet hocam. Evet, hatırladım şimdi. O zaman reflektiert, artikuliert,
reflektif bana daha anlamlı geliyor, eklemlidir diye. Yani o de söylediğin şeyleri kabul ederim ben. Onları alırım ben pekala. Ama eklemlidir. Zorlanıyorum anlamakta ben. Şimdi Barış. Yani birbirine eklemlidir. Sanki böyle mekanik bir şey varmış gibi geliyor. Müzik örneği mesela tam da aslında o müzik örneği geçen sefer o müzik örneği üzerine de konuşmuştuk. Evet bak burada ne diyor? Tümce bir sözcük karışımı değildir. Yani rastgele bir sözcüklerin bir araya yığılması değildir. Artikuliert diyor. Artikuliert yani müzik örneği de burada onu gösteriyor. Yani onlar arasında bir ne diyelim bir organik ilişki var. Birbirleriyle bir uyumlu ilişki var. Sanki bir örneğin müzikte olduğu gibi bir melodi gibi mesela bir iç bütünlüğü var, bir iç uyumluluğu var. Buna dikkat çekmek istemiştim. Eğer siz tümce eklemlidir diye okuduğunuz zaman aklınıza örneğin bir senfoniyi düşünelim. Bir bilmiyorum bir güfteyi düşünelim mesela. Eğer o bir güfte gibi bir senfoni gibi eğer tümceyi böyle okuduğumuz zaman burada bir sanki bir melodiymiş gibi kendisinin içine bütünlük ve uyumluluk olan bir şey anlaşılıyorsa eklemliden o zaman kullanabilirsiniz. Ama ben okuduğum zaman şimdi ilk okuduğumda bana eklemli deyince öyle gelmedi. Belki de eklemli kavramında şimdi Furkan dedi ki dil biliminde böyle çevriliyor dedi. Belki de böyle çevirenler eklemlilikten o benim anlatmaya çalıştığım yansısallığı, dolayımlılığı vesaire dile getirmek istiyorlar. Bu bakımdan Evet uzak hocam. anlaşılabilir o zaman ama eklem çünkü bir şeyi alıyor diğerine yansıtıyor. Bir yerden alıp diğerine yansıtıyor. Eklem bu bakımdan dolayımlı bir dolayımlılığı sağlıyor. Bu bakımdan düşünülebilir ama artikülasyonda refleksiyon şeyi var. Vurgulanmak istenen o Tam arkadaşlar. olarak evet hocam. Refleksiyon. Artikülasyonda zihinde yaşanmış olan bir refleksiyon var yani. O eklemleme yaygın bir kullanım olmadığı için yabancı geliyor bile. Anladım. Bana da öyle geldi aslında yani şey gelmedi çok. İlk bakışta bir mekanik bir tanım gibi geldi. Ama şimdi sonra üzerine düşündükçe kastedilen şeyin bir şeyin diğer şeye dönüştürülmesi vesaire burada bir refleksiyon olduğu daha çok anlaşılıyor. O zaman belki de evet, ben yine de eklemlidir dememeyi tercih ederim burada. Tümce reflektiftir, yansısaldır vesaire öyle bir şey demek isterim yani. Yansıtılmıştır. Çünkü geçmiş zaman halinde kullanılmış, kurulmuş cümle. Evet, arkadaşlar. Şimdi 3.251 bunu tümce eklemlidir. Üzerine biraz düşünmek istiyorum bu şekilde çevrilebilir mi diye. İlk bakışta bana birazcık şey geldi. Mümkün değil gibi geldi. Daha uygun bir ifade bulunabilir gibi geldi ama Furkan'ın dediğim gibi önerisi üzerine de düşünmek gerekiyor. 3.26 3.26 At hiçbir tanımla daha öte öğelerine doğru çözümlenemez. At bir temel imdir. Bu sanıyorum anlaşılıyor. Yani temel yapı taşı olduğu için artık yani analiz yoluyla
daha fazla ayrıştırılamayacak olan şeydir. Mesela atomlar diyelim veya bugün gerçi atomları parçalıyoruz. Çünkü atomların da yapı taşları olduğu ortaya çıktı. Belki de ileride o yapı taşlarının da yapı taşları olduğu, yani onların da bileşik olduğu ortaya çıkacak. Ama sonunda en temeldeki yapı taşına ne yapıyoruz? Sonunda ulaşıyoruz arkadaşlar. Kimyada kaç tane element var? Bilen var mı? En son kaç elementteyiz? Kimyada kaç elemente kadar saydık? 100 kaç? Kimyada dünyanın temel yapısına ilişkin sanıyorum. Yani şimdi ben sayıyı ezbere konuşmuyorum burada. Ama sanki böyle 150 civarlarında falan 180 de olabilir. 110 yazıyor mu? Ben de Google'dan baktım şimdi. Kaç yazıyor? 118 yazıyor. Bilinen. 110, evet 118 doğru olabilir. Evet mesela temel yapı taşları bunlar. Bu kadarını bulduk yani ama sürekli dediğim belirli aralıklarla yeni yapı taşları da keşfedilir arkadaşlar. O yapı taşlarının keşfedilme tarihine bakın. Yani en baştan itibaren 118 değildi. Sürekli yeni elementler keşfediliyor. Yani Leibniz'in monadları adım adım keşfediliyor diyelim. Evet, bu bakımdan onların daha fazla analiz edilmesi, yani parçalanması mümkün değil. Onlar artık en son yapı taşları. Ondan geriye gidemiyoruz yani. O artık geri, ne diyelim, analiz edilebilecek en temeldeki şey artık daha da gerisi yoktur yani. Çünkü daha da gerisi olsaydı o zaman dünyanın yapısını basit bir şekilde nicelikten ibaret görürdük ki o mümkün değil yani belli bir yerden sonra ona bir diyoruz onun bir niteliği varmış oluyor o zaman daha fazla analiz edemiyoruz yani. Evet. Teşekkür ederim Furkan bu arada katkın için. Benim çünkü hemen Google teyzeye buradan ders verirken aynı zamanda sormam mümkün olmadı. Yardımcı oldun. Çok teşekkür ederim. Her tanımlanan im, tanımlanmasında kullanılan imlerin ötesini imler. Tanımlar da yolu gösterir. Biri temel im olan, biri temel imlerce tanımlanmış olan iki im aynı tarzda imleyemezler. Atlar tanımlarca bölünemezler. Tek başına bağımsız imleme olan im yoktur. Evet. Burada aslında dolaylı olarak aslında arkadaşlar nesne tanımlaması yapıyor biliyorsunuz. Yani Gegenstand'ın da aslında tanımlamasını yapıyor biliyorsunuz. Çünkü tümcede onun at tümcede nesneyi temsil ediyordu. Şimdi benim bunu yine Almancadan okumam gerekiyor. Tam olarak anlayabilmem için. Jedes definierte Zeichen bezeichnet über jene Zeichen, durch welche es definiert wurde. Her tanımlanmış im, bezeichnet über jene Zeichen, durch welche es definiert wurde. Jedes definierte Zeichen bezeichnet über jene Zeichen, durch welche es definiert wurde. Bezeichnet über tanımlaması. Jedes definierte Zeichen bezeichnet über jene Zeichen, durch welche es definiert wurde. Und die Definitionen weisen den Weg. Evet. Şimdi arkadaşlar yine burada oldukça zor bir düşünce ifade ediliyor. O da şu arkadaşlar denmek isteniyor ki
Her im ne yapılıyor? Her im tanımlanıyor. Fakat imi, her bir imi tanımlarken biz yine ne yapıyoruz? Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? İmler kullanıyoruz. İmler kullanıyoruz. Bu imler dolayısıyla diyelim ki ne? Bir imi tanımlıyoruz. Şimdi bu tanım bize neyi veriyor arkadaşlar? O tanımlamak için kullanmış olduğumuz imlerin ötesine gönderiyor bizi diyor. Onların ötesine gönderiyor. Yani bir imi tanımlamak için kullanmış olduğumuz imlerin ötesine gönderiyor. Yani ne diyor? Tanımlar yolu gösterir demek istiyor. Tanımlar yolu gösterir. Ne demek arkadaşlar? Burada tanımlar yolu gösterir. Sıra size ben bir tanım versem ve aynı zamanda diyelim ki elimle bir yeri işaret etsem mesela, bir yönü işaret etsem ne yapmış olurum ben? Tanım dolayısıyla ne yapmış olurum ben? Yol gösteren ne demek arkadaşlar? Mesela trafikte diyelim, trafik işaretleri var. O trafik işaretlerinin tanımları var. O tanımlar bize neyi gösteriyor? Bir amacımıza yaklaştırmaya yardımcı oluyor diyebiliriz. Bir yöne yönlendiriyor. O zaman demek istenen şu, evet amaca yaklaştırıyor bizi, bir yöne yönlendiriyor. Yani yol gösteriyor bize bir yerde, yol gösterici. Bu ne demektir o zaman? Tanımlar yönelimseldir demek istiyor o zaman. Tanımlar yönelimseldir. Dolayısıyla tanımlar yönlendirir demek istiyor. Tanımlar o zaman yönelimseldir. Tanımlar yönlendirir demek istiyor. Evet, şimdi o önermenin ikinci kısmına bakalım. Sonra bir de parantez içinde olan kısmı var. Her tanımlanan pardon şurası, biri temel imlerce tanımlanmış olan iki im. Temel im olan, biri temel imlerce tanımlanmış olan iki im aynı tarzda imleyemezler. Zwei Zeichen, ein Uhrzeichen und ein Uhrzeichen definiert es, können nicht auf dieselbe Art und Weise bezeichnen. Namen kann man nicht durch Definitionen auseinanderlegen. Evet. Şimdi arkadaşlar burada o Almanca'daki Ur kavramı en kökensel olan, en ilksel olana gönderme yapıyor. Ur kavramı. Şimdi im o zaman ilksel im diyelim. Şimdi iki imi alalım. İki im alalım. Ein Urzeichen und ein durch Urzeichen definiertes. İki im alalım. Bunlardan bir tanesi ilksel veya orijinal im olsun. Diğeri ise orijinal im dolayısıyla tanımlanan olsun. Bu iki imin aynı tarzda imlemeleri mümkün olmaz. Birisi orijinal im, diğeri ise orijinal im tarafından tanımlanan olsun. Yani biri tanımlanan, biri ise tanımlanmış olan oluyor bu durumda. Bu iki imin aynı şekilde, burada ne demiş? Aynı tarzda, aynı art und Weise
aynı biçim ve tarzda, daha çok öyle de diyebiliriz, aynı biçim ve tarzda imlemesi mümkün değildir diyor. Şimdi diğerine gelelim. Yani burada arkadaşlar o zaman ne diyor? İmleyen nedir? İmleyen yansıtandır. İmlenen ise yansıtılandır. Bunların aynı şekilde tanımlanması, bir defa pozisyonlarından dolayı aynı şekilde tanımlanmaları mümkün değildir. Yani ne diyelim, dünya, fiziksel toplumsal mekan diyelim. Fiziksel toplumsal mekanın mantıksal mekana yansıması. Mantıksal mekan ve fiziksel toplumsal mekan, birisi ne diyelim, yansıyan, diğeri ise yansıtılan, ikisi aynı şekilde imlemez demek istiyor aslında. Yani bunlar arasında bir ne var? Farklılaşma var. Düşünce mesela hakikatin yansıması ise, hakikat düşünce dolayısıyla yansıtılıyorsa, düşüncenin imlemesiyle hakikatin bizzat kendisinin imlemesi, kendi kendisini imlemesi diyelim, eğer o yapılabiliyorsa, o zaman ne diyelim, aynı şeyler olmazlar diyor. Diyelim ki dünyadaki bir nesne diğer nesne dolayısıyla yansıtılıyorsa, diğer nesne dolayısıyla yansıtılıyorsa, yani bir nesne diğer nesne de yansıyorsa diyelim, o zaman belki de aynayı burada mesela düşünebiliriz. Aynayı düşünebiliriz. Ayna da dünyada bir nesne ve ayna dünyadaki diğer nesneleri yansıtabiliyor. Ve o zaman aynanın kendisinin dışındaki nesneleri imlemesi ile onun imlemiş olduğu nesnelerin ne diyelim, aynı şekilde belki tanımlanmaları mümkün olmaz diyor. Yani burada yansıyan var ve yansıtılan var. Pozisyonları farklı. Bu bakımdan aynı şekilde tanımlanmazlar diyor. Diğer ikinci yersi tümcenin arkadaşlar isimler veya atlar demiş. Burada bölünemezler diyor. Şeyde ise Almanca'da ise ne diyor? Auseinanderlegen, yani tanım dolayısıyla isimler, tanım dolayısıyla analiz edilemez demek istiyor. Çünkü onlar nedirler? En temel yapı taşlarıdırlar. Onların artık daha fazla analiz edilmesi mümkün değildir diyor. Şimdi o parantez içindekine gelelim. Kainzeichen, welches allein selbstständig eine Bedeutung hat diyor. Kainzeichen, welches allein selbstständig eine Bedeutung hat. Evet, tek başına bağımsız imlemi olan im yok. Kainzeichen, welches allein selbstständig eine Bedeutung hat demiş. Şimdi burada imlemi olan im yoktur demiş. Bedeutung anlam demek arkadaşlar. Bedeuten anlam demek. Sadece im demek değil çünkü. Orada im Zeichen'e denk geliyor Almanca'da. Welches allein, yani hiçbir im yoktur ki tek başına bir anlam ifade etsin demek istiyor. Hiçbir im yoktur ki tek başına bir anlam ifade etsin. Yani her zaman için imler vardır. İmler dolayısıyla tanımlanırlar. Her zaman için o zaman bir tümceyi düşünün. Tümce diyelim ki ne, eğer isimlerden vesaire oluşuyorsa, orada tümcenin içerisinde o zaman neler vardır? Hep bir karşılıklı imleyen imlenen ilişkisi vardır. Demek istenen bu. O zaman bu tekrar ontolojik düzleme dönecek olursak, dünyadaki her şey aslında her şey ilişkisel olarak kavranabilir. Dolayısıyla aynı şekilde dünyayı yansıtan tümcelerdeki temel yapı taşları da kendi başlarına aslında bize bir anlam kazandırmazlar, anlam vermezler. Onlar ancak tümcenin diğer ne diyelim, öğeleriyle beraber ilişkisel düşündüğü zaman karşılıklı birbirlerini
imleyen, imlenen olarak alındıkları zaman tümce dünya ile ilişkili olarak bize bir ne verebilir diyor, anlam verebilir diyor arkadaşlar. Bu anlaşıldı mı? Hocam. Tümce çözümlemesi burada anlaşıldı mı? Bence çok derinlikli düşünmüş burada. Yani bir tümcenin temel yapı taşlarının tek başına bir anlam vermediği, onların ancak birbirleriyle ilişki içerisinde bir anlam verdikleri ve bu karşılıklı ilişki aslında karşılıklı imleme, imlenme ilişkisi. Pekala, yani imlenen, o zaman imleyen aktif oluyor, imlenen bir yerde pasif oluyor. Ama aynı zamanda imlenen imliyor da. O zaman tümcenin tüm üyeleri, tümcenin tüm üyeleri aynı zamanda imliyor ve imleniyor diğerler tarafından ve evet, o zaman burada şimdi o biraz eklemlidir sözcüğüne ilişkin, buradan bir anlam çıkıyor arkadaşlar. Şimdi benim aklıma bu çözümlemeden sonra ve ilk defa bu çözümlemeden sonra geliyor bu benim aklıma. Onu söylemeliyim, teslim etmeliyim. Şu an yeni şeyler öğreniyorum ben Wittgenstein'e ilişkin arkadaşlar. Bu müthiş bir şey. Burada aslında dilin dünya karşısındaki otonomluğuna da veya otonomluğunun kaynağına da ilişkin bir şey söylüyor. Şimdi biz daha önce ne demiştik? Mesela tümceler dünyayı yansıtıyor demiştik, değil mi? Tümceler dünyayı yansıtıyor demiştik. Bakın, tümcelerin üyeleri var ve tümceler de kendi içlerinde tümcenin üyeleri, tümceyi oluşturan üyeler kendi içlerinde ne yapıyorlar? Birbirlerini de yansıtıyorlar. Yani tümce basit bir şekilde dünyayı kendisinde yansıtmıyor. Dünyayı kendisinde yansıtmıyor. Tümcenin üyeleri de kendi içlerinde kendilerini yansıtıyorlar. Yani birbirleriyle ilişkilerinde. Bakın, yansımanın da bir tümcenin içinde devam etmesi var. Tümcenin içinde devam etmesi var. İşte kanaatimce tümceleri dünya karşısında göreli olarak otonom yapan, dili dünya karşısında göreli olarak kendi başına yapan tümcenin bu iç ilişkisidir arkadaşlar. Çünkü bu refleksiyon sonucu oluşan ve içe yansıyan, kendi içinde yansıyan bir refleksiyon, yansıma. Yalnızca dünyaya geri yansıtmıyor. Yani bir ayna tuttuğumuz zaman o nesneye geri yansıttığımız gibi yansıtmıyor. Ne yapıyor tümce? Karmaşık olduğu için karmaşığı oluşturan temel unsurlar arasında da ne var? Bir karşılıklı yansıma ve yansıtma ilişkisi var. Bu dil bağlamında düşündüğümüz zaman işte tam da bu karşılıklı tümcenin kendi içerisindeki öğeler arasındaki karşılıklı yansıma ve yansıtma ilişkisi tümceyi dünya karşısında göreli olarak otonom kılıyor. Bu tamam, bugün artık ben bir yaşıma daha erdim. Wittgenstein'in buradaki bu derinliğini arkadaşlar görmek gerçekten müthiş bir zevk şu an için benim için. Bunu muhakkak anlamış olmanızı isterim. Şimdi son 5 dakikada anlatmaya çalıştığımı anlamadıysanız lütfen söyleyin, size tekrar anlatayım. Bu bilgiyi çoğaltmamız gerektiği kanaatindeyim ben. Evet, İrem, ne dedin? Anlatıldı mı İlayda? Evet. Buyur İlayda. Ben rica edebilirim tekrar anlatmanızı, zahmet olmayacaksa. Tamam, ne demek, seve seve
bu bilgiyi. Diyelim ki dünyaya ilişkin biz bir önermede bulunuyoruz. Mesela size gün tekrası biliyorsunuz. Onun neyi vardı? Trompeti mi vardı? Tenekesi mi vardı? Bir romanı vardı sanıyorum. Teneke trompet miydi? Gün tekrasının ismini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Büyük romancı, Alman romancı. O zaman Günter Grass demeyelim de diyelim ki ne Yaşar Kemal. O zaman Yaşar Kemal diyelim. Günter Grass hemen Google teyzeye sorun size bir sürü şey gösterecektir. Büyük bir edebiyatçı arkadaşlar. Çok çok büyük bir edebiyatçı. 20. yüzyılın büyük bir edebiyatçısı. Diyelim ki Yaşar Kemal. Yaşar Kemal diyelim ki ne diyor? O güzel insanlar o atlara binip gittiler. O güzel insanlar o atlara binip gittiler. Şimdi bu tümceyi aldığımız zaman bu tümce dünyayı yansıtıyor. Hangi bakımdan yansıtıyor? Demek ki bazı güzel insanlar varmış. Ve o güzel insanlar o atlara binip gittiler. Söz konusu olan bu arada Demirciler Çarşısı romanı ve söz konusu olan Arap atları arkadaşlar. Arap atları ve o söz konusu olan insanlar da ne diyelim eski toplumun sözüyle özüyle bir olan insanları. Sözü neyse özü de o olan. Yani sözünü verdiği zaman bugünkü bizim toplumumuzda olduğu gibi sözün hiçbir kadri kıymeti yok. İnsanların sözlerine güvenemiyorsunuz. O zaman da öyle değil. Bir insan söz verdiği zaman o söz sözdür artık. Yani senet gibidir. Söz senet gibidir. Diyor ki o güzel insanlar sözü özü bir olan eski dönemin insanları Arap atı iyi attır. İnsan hiçbir zaman için yolda bırakmaz. Sağlamdır yani, iyi taşıyıcıdır. Sizi istediğiniz yere her zaman götürür. O kastedilen o at. O güzel insanlar o atlara binip gittiler. O güzel insanlar da kayboldu. O ne diyelim sadık, belinizi dayayabileceğiniz arkadaşınız da kayboldu gitti artık demek istiyor. Bakın burada dünyanın durumunu yansıtıyor. Wittgenstein şunu söylemek istiyor. Yalnızca bu tümce dünyanın halini yansıtmıyor. Yani dünyanın durumunu bize bildirmiyor. Bakın bu tümcede ne var? Tümcede aynı zamanda ne var? Tekrarlayalım. O güzel insanlar o atlara binip gittiler. Ne var? O güzel var. Güzel. O güzel insanlar o atlar var. O atlara binip gittiler. Bu teker teke bu tümceyi oluşturan her bir sözcüğün de diyor kendi içinde neyi var? Karşılıklı bir refleksiyon ilişkisi var. Karşılıklı bir refleksiyon ilişkisi var. Tümceyi kurduğumuz zaman o güzel insanlar o atlara binip gittiler. Bir taraftan bu tümce dünyaya yansıtıyor. Yani bize dünyanın durumunu bildiriyor. O güzel insanlar sözüyle, özüyle bir olan insanlar modern toplumla birlikte artık kayboldular. Modern toplumda kimsenin sözüne güvenemiyoruz. Sözü özünü yansıtmıyor demek istiyor. Ve tabii ki o atlar, o sizi her zaman için sırtında taşıyan, sizi amacına götüren atlar, yani arkadaşlar, onlar yok artık. Yolda yoldaşınız olacak atınız yok artık. Sırtınızı dayayacak arkadaşınız yok demek istiyor. Bu bize dünyayı bildiriyor. Dünyanın halini yansıtıyor. Ama bu dünyanın halini yansıtırken bu tümce aynı zamanda örneğin güzel, insan, at, gitmek, bütün bu sözcüklerin de kendi aralarında
kendi aralarında karşılıklı bir neyi var? Yansıtma ilişkisi var. İşte tam da bu tümcenin o iç ilişkisi, karşılıklı birbirine yansıtma ilişkisi. Arkadaşlar, tümceyi dünya burada ne diyelim doğrudan dünyadan belki de gelmeyen bir ilişki oluştuğu için sözcükler arasında tümce göreli olarak dünyadan ne olmuş oluyor? Bağımsızlaşmış oluyor. Yani bir refleksiyon, iç refleksiyon dolayısıyla mekanik bir şekilde sözcük dünyayı yansıtmak yerine kendi içerisinde de bir devre yaşıyor arkadaşlar. Kendi içerisinde bir devre yaşıyor ve bu tümcemizi dünya karşısında basit bir şekilde dünyayı yansıtmak yerine kendi içinde de bir karşılıklı yansıma ilişkisi yaşadığı için dünyadan göreli olarak bağımsızlaştırıyor diyor.